İmam Hatiplilere yönelik sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Şarkıcı Gülşen'in İstanbul Ataşehir'de 5 ay önce 4 30 Nisan'daki konserinde İmam Hatiplilere yönelik sözleri tepkilere neden olmuştu. Gözaltına alınmıştı. ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürülmüş tutuklanmıştı. Gülşen... Ardından kara, Gülşen kararına yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih 21 Ekim günü. Dün akşamki kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bugün de öne çıkan bir gündem maddesi ne de olsa hem enflasyonla ilgili hem de icralık borçları olan vatandaşlarla. Aziz milletim değerli basın mensupları Gözler kabine toplantısındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Enflasyonun yüzde yirmilere düşürülmesini planlıyoruz dedi. Enflasyon hala en ciddi sorunumuz olmayı sürdürüyor. Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden de çıkarmayı planlıyoruz. İcralık borcu olan vatandaşlara müjdeli haberi verdi vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2000 lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2000 lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara doğalgaz desteğiyle ilgili de açıklama yaptı. Doğalgaz tüketim desteği programını bu yılda sürdüreceğiz. Bu destekten yararlanmak isteyen ev sahibi veya kiracı fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren elektronik devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere doğalgaz desteği yüzde beş fazlasıyla yapılacaktır. O tartışmalardan birinde de namaz kılmanın zorunlu olduğu Afganistan'daki sefalet hatırlatıldı. Bunu belirtelim, devam edelim. İstanbul Maltepe'de vatandaşlar mahallede bulunan parklarının yıkılıp yerine kafe yapılacağını öğrenince harekete geçti. Yaklaşık 10 gün boyunca nöbet tuttular, yıkıma engel oldular. Ardından birçok devlet kurumuna da dilekçe verdiler. Mahalleli galip çıktı. <laughs> 10 gün boyunca eylem yaptılar, amaçlarına ulaştılar. Mahalleli parklarının yıkılmasını engelledi. Her akşam 7.30'da parkın içinde toplanıyoruz. Kedilerimiz, köpeklerimiz, bebeklerimiz, kadınlar, gençler, yaşlılar toplanıyoruz burada. Bu parkın bizim olduğunu bir kere daha yüksek sesle söylüyoruz. Park yok olmasını istemiyoruz işte. Görüntüler İstanbul Maltepe'den. Barış Manço Parkı mahallelerinin sosyalleşme alanlarından biri. Genci yaşlısı bu parka her gün gelerek vakit geçiriyor. Parkın kafe olarak işletilmesi için belediye tarafından kiraya verildiği iddiaları nedeniyle mahalle sakinleri 10 gün boyunca eylem yaptı. Burayı kiraya vermiş. Vermiş. Deniyor de deniyor. Deniyor değil vermiş. Vermiş. Buradakiler gibi kafe yapacaklar. <laughs> kafe ileride kendini büyütecek büyütecek. Eğer bir yoksa hepsi git bura olduğu gibi geçmiş gitmiş. Parkın önündeki alanın kazılması nedeniyle nöbet tutmaya başlayan mahalle sakinleri imza toplayarak şikayet dilekçelerini birçok devlet kurumuna yolladı. Biz 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 biz, biz, biz. İtirazlar sonuç verdi. Belediye yaptığı açıklamada, planlama aşamasındaki projenin mahalleli ve mal tepelilerin talebi üzerine yeniden değerlendirmeye alınarak iptal edildiğini açıkladı.